Alo? Alo? Düşmüyor mu? Kesik kesik sinyal sesi geliyor. Kulübeden filan arıyor olmasın bu ya? Bilmem. Eğer öyleyse yeri bulunur. Ama bilinmeyen numaralarda adres vermez. Postaneden sormak lazım. Dur bakalım. Benim Sami şimdi şehir dışında. O gelince yarın bakar bir araştırır. Ben yarın gidiyorum ama. E dönmeyecek misin? 10 gün sonra döneceğim. Tamam işte. Döndüğünde görüşmemiz için bir sebep daha var. Hadi ye. Çayını iç. İlaç vereceğim sana. Gözün kapıda biliyorum ama kahvaltına hiç gidersin. Acelen ne? Ben de alayım şu numarayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim, sizleri sormalı. Gördüğün gibi şahaneyiz. Ya nereden çıkacağınızı bilemedim. VIP kapısıyla burası arasında mekik dokudum. Turaner yanımızda yokken VIP'yi kullanmıyoruz ki. Nasıl geçti yolculuk? Gayet rahat. Nasıl? Yapıldı mı alışveriş? Güzel güzel alındı mı kumaşlar? Gelinlik alındı. Hadi canım. Sonra gönderecekler ama. Birkaç özel şey istedim. Böyle ufak tefek değişiklikler. müsaade ederseniz nişanlımı çalıyorum ben sizden. Aman rica ederiz. Ben Ender Hanımları bırakmıyorum. Bize gidiyoruz. Süper. Akşam görüşüyoruz o zaman. Tamam. Çok özledim seni. Ben de. Merhaba. Rıfat Bey affedersiniz. Reşat Bey'in misafiri var. Biliyorum. Rahatsız edilmek istemediğini söyledi de. Özellikle bizim için mi söyledi? Yok, kim gelirse gelsin almayın dedi bana. Kim gelirse gelsin. Kesin talimatı var efendim. Telefonda bağlamıyorum. Tamam, anlaşıldı. Kim var içeride? Turaner Bey mi? Evet. Bu işi şirketin diğer işlerinden çok farklı bir yere koydum. Ben onun için kimseyi karıştırmıyorum. Sadece çocuklarımız için yapılan bir yatırım bu. Meltem'le Selim için. Anlıyorum. Ve dolayısıyla bizler için. Anladım ama ben doğrudan işin içinde olmak istemem. Meltem'in üzerinden de lafı bana getirirlerse hoş olmaz. Aa, kesinlikle, kesinlikle. Her şeyi düşündüm. Biliyorsunuz, sit alanları hassas bir konu. Tabii, tabii, tabii. Onun için çok titiz davranıyorum ya zaten. Yavaş yavaş da olsa sonuca gideceğiz günün birinde. Ben size güveniyorum. İnşallah diyelim. Şimdilik kendi aramızda bir protokol imzalayalım. Ya günün birinde siyasetten çekildiğinizde yatırımların devamında bizzat yer alırsınız. Ah pardon. Bunu cevaplamam lazım. Büyük patron arıyor. Canım. Turaner'cim biz geldik hayatım. Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuğunuz? Perihan Hanım'ın yanında vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor ki. Güzel sohbetiyle yol nasıl geçti anlamadım vallahi. Ne güzel. Biz şimdi Perihan Hanımlara gidiyoruz. Çocuklar da orada olacak. Nedir senin bugünkü planın, dönüyor muyuz hemen? Yok yok, buradayız. Reşat Bey'le toparlamamız gereken bir iş var da. Anladım. Perihan Hanım onlarda kalalım istiyor. Olabilir, olabilir. Reşat Bey'le işimiz uzun. Biz de rahat rahat konuşur hallederiz. İyi, akşam görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Perihan Hanım'a selam. Evet, ne diyorduk? Ne zaman konuşsam susturdu beni. Yıllarca sömürdü, yıllarca.
bile bile sessiz kaldım. Bizi ezmesine izin verdim. Biz eşek gibi çalıştık. O kaymağını yedi. Hem de gözümüzün içine baka baka. Utanmadan. Zamanını bekliyorum diyordun. Al işte geldi zaman. Herif içeride dünürüyle seni yok etmenin planlarını yapıyor. Ya Allah'ım içeride neler konuşuluyor? Hiçbir şeyden haberimiz yok ya. Baba? Baba ne oluyor? Baba! Yardım edin ambulans çağırın. Müdür abi, şirketin doktorunu bulun. Babam, babam! Fat abi! Baba! Fat abi! Baba! Abi! Ya doktor haber versenize! Ambulans çağırın çabuk hadi! Abi! Ya baba! Baba! Ne oluyor? Baba ya aç gözlerini ya baba. Fat abi. Ne oldu? Babam ölüyor alçak. Babam senin yüzünden ölüyor. Baba. Baba. Babacığım. Baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.